en iyi kreatin türü hangisidir? Bu konuda belirleyici olan faktör ne kadar hızlı sonuç almak istediğinizdir. Kreatin kullanımına ara vermeli miyim? Tek bir supplement seçme hakkım olsa cevabım kreatin olurdu. Kreatin senin için neden bu kadar önemli diyorsanız videonun sonuna geldiğinizde sizin de vazgeçilmeziniz olacağından adım gibi eminim. Hazırsanız A'dan Z'ye kreatin rehberimize başlayabiliriz. Kreatin çoğunlukla kaslarımızda, beynimizde ve karaciğerimizde bulunan bir amino asittir. Çoğu insan kreatini deniz ürünleri ve kırmızı et yoluyla beslenmeleriyle zaten alır ancak bu miktar kreatinin performans artırıcı etkilerini görebilmemiz için oldukça düşük kalır. Vücudumuzda karaciğerimiz, pankreasımız ve böbreklerimiz günde yaklaşık 1 gram kreatin üretebilir. Kreatin, vücudumuzda fosfokreatin halinde enerji olarak kullanılması için kaslarımızda depolanır. Bu nedenle genellikle atletik performansını iyileştirmek ve kas kütlesini artırmak isteyen kişiler kreatin supplementini kullanırlar. Vücuttaki kreatin depolarını sürdürebilmek için günlük olarak 3 ila 5 gram arasında kreatin yeterli olur. Peki kreatin ne yapar? Kreatin, sizin daha uzun ve daha büyük bir iş hacmine sahip olmanızı sağlar. Yani kreatin basitçe antrenmanlarınızda bir tekrar daha çıkarmanıza yardımcı olur. Dışarıdan alınan ek kreatin takviyesi fosfokreatin ve kreatin depolarını %10 ile %40 civarında artırabilir. Yapılan araştırmalar kreatin kullanmak için hepimizin iştahını kabartacak şu faydalardan bahsediyor. Yağsız kütle artışı, maksimal kuvvet artışı, kassal dayanıklılık artışı, anaerobik güç ve performans artışı. Bu etkiler birçok aktivitede görülüyor. Tekrarlı sıçramalar, jump squatlar, diz ekstansiyonu ve futbolcuların tekrarlayan sprintleri gibi farklı farklı birçok alanda inceleniyor. Diğer bir yararı ise ekstrem dış ortam aktivitelerinde sıvı kaybı yaşamasını azaltması. Fitness'la ilgileniyorsanız bu çok ilginizi çekmeyebilir ama sadece fitness'ta kullanılmadığının altını tekrar çizmek istiyorum. Peki kreatin yağ yakımına da yardımcı olur mu? Ağırlık antrenmanı yapan bireylerin öncelikli hedefi yağ yakımı olduğunda antrenmanla da elde edilmesi istenen ilk durum kalori harcamasının artırılmasıdır. Antrenman içerisindeki kalori yakımını artırmanın yoluysa set aralarında daha az dinlenmek ve bir setin uzunluğunu ya da kapsamını artırmaktır. Yani kısaca daha fazla iş ortaya koymaktır. Yapılan araştırmalar sayesinde kreatinin setlerimizde bize ekstra tekrarlar çıkarma konusunda yardımcı olduğunu biliyoruz. Biraz önce de değinmiştim. Daha yüksek kuvvetle dolayısıyla daha fazla tekrar yağ yakımını hedeflediğimiz antrenmanlarda daha zorlu görevlerin üstesinden gelebildiğimiz anlamına gelir. Bu da kreatinin yağ yakımına doğrudan olmasa da dolaylı yoldan etki ettiğinin bir kanıtıdır. Özetle yağ yakmak istediğiniz dönemlerde de kreatin desteğinden faydalanabilirsiniz. Kreatin kas kuvvetini artırır mı? Kreatin özellikle kuvvet antrenmanı yapan sporcular arasında oldukça popülerdir. Yapılan iki ayrı meta analiz çalışmasında kreatinin üst vücut ve alt vücut kaslarında kuvvet artışına yol açıp açmadığı araştırılmış. Sonuçlara göre kreatin kullanmanın hem alt vücut kaslarında hem de üst vücut kaslarında kuvvet artışına yol açtığı görülmüş. Videolarımızda bahsettiğim bilimsel araştırmalara ve içerikleri hazırlarken faydalandığımız kaynakçalara berkayturkkan.com'daki blog bölümümüzden ilgili yazıların alt kısmından ulaşabilirsiniz. Burada anlattığım tüm konuları blog sayfamızda daha da detaylı şekilde ele alıyoruz ve sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Alt kısmında da faydalandığımız güncel kaynakçaları detaylı şekilde sunuyoruz. Yani eski bilgileri size yeniymiş gibi tekrar sunmuyoruz. Gelelim bir diğer sorumuza. Kreatin dayanıklılığı artırır mı? Maksimal eforla daha fazla ilgili olan güç ve kuvvet parametrelerindeki faydalarına kıyasla dayanıklılık üzerinde biraz daha belirsiz etkilere sahip olan kreatinden yine de dayanıklılık sporlarından da faydalanabilirsiniz. Bu alanda da zaten sıklıkla kullanılıyor. Kreatin almaya karar verdik. Nasıl seçeceğiz ve neye göre kullanacağız? Akıllardaki ilk soruyla başlayalım. En iyi kreatin türü hangisidir? Hangi kreatin türüyle başlanmalıdır? Kreatin monohidrat, kreatin etilester, kreatin fosfat, kreatin sitrat gibi kreatin türleri mevcuttur. Uzmanlar sporculara ve atletlere genellikle kreatin monohidrat ve mikronize edilmiş kreatin monohidrat önerir. Bilimsel araştırmaların büyük çoğunluğu da kreatinin bu türü üzerinde yapılmıştır. Kreatinden ilk kez faydalanmaya başlayacaksanız kreatin monohidratı seçebilirsiniz. Peki ya ne kadar kreatin kullanmalıyım? Bilimsel araştırmalarca en çok deneyimlenmiş olan doz kilogram başına 3 ila 6 gramdır. Kreatin depoları dolduğu takdirde vücut fazlalık olan kreatini vücuttan atar. Bu nedenle genel olarak 3-6 gram arasında düzenli kreatin kullanımı kas kreatin depolarını doldurmak için yeterli olur. Aklınıza hemen yükleme yapmalı mıyım sorusu da gelmiş olmalı. Kreatin yüklemesi yapmak bir seçenektir.
Bu konuda belirleyici olan faktör ne kadar hızlı sonuç almak istediğinizdir. Kreatin yüklemesi gerçekten de kreatin depolarının daha hızlı dolmasını sağlar. Öte yandan düşük miktarlarda düzenli kreatin alımı da daha geç bir sürede olsa da aynı şekilde kreatin depolarını doldurabilmektedir. Hobi olarak spor yapıyorsanız, yetişmek istediğiniz özel bir müsabaka yoksa yükleme yapmadan devam etmeniz sizin için daha mantıklı olur. Daha hızlı sonuç alma kısmını yanlış anlayanlar olabileceği için tekrar söylemek istiyorum. Kreatin depolarını daha hızlı doldurmak istiyorsanız yükleme yapmanız gerekiyor. Yoksa ben daha çabuk hacim kazanmak istiyorum, daha çabuk kas kütlesi yapmak istiyorum, o zaman yükleme yapmalıyım gibi lütfen düşünmeyin. Yükleme için Flexible Dieting kitabında Alan Aragon tarafından önerilen doz 5-7 gün boyunca günlük 20-25 gram kreatin tüketilmesi şeklindedir. Bu miktar 4 kez 5'er gramlık porsiyonlarla alınabilir. Ancak kreatin yüklemesi süre ve doz üzerinde değişiklikler yaparak da gerçekleştirilebilir. Devamlı sabit doz kullanımındaysa günlük 3 ila 6 gram kreatin 3-4 hafta süreyle kullanılabilir. Yine depolarınız biraz önce de söylediğim gibi aynı şekilde dolacaktır. Bu kullanımlar sonucunda kreatin depoları dolduktan sonra kreatini ara verildiği durumlardaysa bir ay sonunda kreatin depolarında %22'lik bir azalma meydana gelir. Bu nedenle kreatini ara verdikten sonra da etkilerini bir süre görmeye devam edersiniz. Gelin daha detaylı sorulara geçmeye başlayalım. Kreatini karbonhidratlarla birlikte almak daha iyi sonuçlar verir mi? Alacağımız sonuçları artırır mı? Yapılan bir çalışmada kas kreatin seviyelerinin kreatin supplementinin karbonhidratla birlikte alındığı durumlarda daha yüksek seviyelere çıktığı gösterilmiştir. Ancak direkt olarak kreatin karbonhidratlar ile birlikte alınmalı dememiz için konuya farklı açılardan da bakmamız gerekiyor. Fitness beslenmesi konusunda dünyada önde gelen uzmanlardan biri olan Alan Aragon bu konuda eğer kişiler bir süredir düzenli kreatin aldıysa ya da yükleme aşamasının sonuna geldiyse yani kreatin depoları dolduysa karbonhidratla birlikte kreatin alınmasına gerek yoktur önerisinde bulunmuştur. Yine spor ve beslenme bilimleri hakkında bilimsel bilgilendirmeler yapan dünyaca ünlü ISSN'in kurucularından olan Jose Antonio, kişilerin yağ oranlarının ne durumda olduğuna bağlı olarak bu stratejiyi kullanmalarını öneriyor. Geçmişten günümüze basit şekerle birlikte kreatin alımının popüler olduğunu ve işe yaradığını söyleyen Jose Antonio, bunun bel ölçüleri yüksek olan biri için mantıklı olmadığının da altını çiziyor. Yani yağ yakmaya çalıştığınız bir dönemdeyseniz kreatini basit karbonhidratlarla almak sizin için doğru bir uygulama olmayabilir. Son olarak yağ oranı yüksek bireylerin de karbonhidrat alımı olmadan tükettikleri kreatinden yeterli oranda performans artışı dönüşü alacağını da eklemek istiyorum. Yani karbonhidratla birlikte almıyorum, bunun faydasını göremez miyim, yağ yakımında ben maksimum verim alamayacak mıyım diye düşünmeyin. En sık sorulan sorulardan bir diğerine geldik. Kreatin kullanımına ara vermeli miyim? Genellikle bu düşünce kreatinin böbreklere zarar verdiği iddiasından kaynaklanıyor ve kreatini ara vermenin böbrekleri dinlendireceği düşünülüyor. Yapılan araştırmalar çok yüksek dozların çok uzun bir süre için kullanılmasının dahi farklı popülasyonlar için bir sorun teşkil etmediğini göstermiştir. Öte yandan kreatinin vücut ağırlığını artırabilme potansiyelinden ötürü siklet sporcuları tartıdan 5-6 hafta kadar önce kreatin kullanımını ara verebilir. Hobi için spor yapanlara dönecek olursak kreatin kullanımını ara vermek çoğu insan için gerekli değildir. Düzenli olarak 5 gram kreatin kullanmak devamlı performans ve kas içi hidrasyon artışı sağlar. Akıllardaki o soru, kreatinin yan etkisi var mı? Kreatin uzun yıllardır gerek saç dökülmesini tetiklediği, gerekse böbrek ve karaciğer üzerinde negatif etkileri neden olduğu iddialarıyla sürekli gündeme geliyor. Öte yandan tüm bu iddiaların yanında çoğu sporcu tarafından da en çok güvenilen ve en çok kullanılan supplement olmaya da devam ediyor. Bir önceki başlıkta da belirttiğim üzere kreatin supplementinin genel sağlık üzerine bilinen direkt olarak bir negatif etkisi bulunmuyor. Sonuç olarak şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki kreatin güvenilir ve kreatin kesinlikle işe yarıyor. Özetle kreatinin öncelikli faydalarını sıralamam gerekirse artan yağsız vücut kütlesi, artan kas yoğunluğu, yağ kaybı, hidrasyon artışı, bu zannettiğiniz gibi ödem tutma benzeri bir durum değil, kuvvet, güç, dayanıklılık ve hız üzerinde performans artışı gibi olumlu etkileri var ve bilimsel araştırmalar tarafından tekrar tekrar desteklenen etkileri var. En iyi sonuçlar için benim önerimse şu şekilde: kreatin seviyelerini korumak için 3 ila 6 gram günlük düzenli tüketim yapın ya da daha hızlı sonuçlar için yükleme yapmak istiyorsanız 7-14 gün boyunca
10 ila 20 gram arasında kreatin alın. Burada aralıklar belirtiyorum çünkü bu kilonuza bağlı değişen bir durum. Kilonuza göre ayarlama yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız yine blog sayfamızda kreatin rehberimiz de var. Orada biraz daha detaylı şekilde bunları ele aldık. Bunun yanında Berkay Türkkan Fitness mobil uygulamamdan kilonuza göre kaç gram kreatin almanız gerektiğini de ücretsiz bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Konumuza dönecek olursak, özel bir sağlık durumunuz yoksa kreatin kullanımını ara vermeden devam edebilirsiniz. Direkt olarak saç dökülmesini hızlandırdığına dair bir bilimsel araştırma olmasa da genetiğiniz yatkınsa ve en ufak bir risk bile almak istemiyorsanız kreatini pas geçin. Konuyla ilgili daha da detaylı bilgi almak istiyorsanız yine blog sayfamızda kreatin saç döker mi diye de bir makalemiz var. Orada da referansları inceleyerek, bilimsel araştırmaları, söylenenleri inceleyerek kendi kararınızı verebilirsiniz. Yeni içerikler için kanalıma abone olmayı, desteğinizi göstermek için videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Gelecek videoya kadar sağlıklı ve güçlü kalın.